Merhaba çocuklar. Evet, şimdi dersimiz matematik. Matematik dersimiz için kitaplarınızı hazırlıyorsunuz, kalem ve silgilerinizi de çıkarıyorsunuz. Evet, ben de hemen ekranıma kitabımı getireyim. Evet, eğer kitaplarınızı çıkardıysanız sayfa 165'i buluyorsunuz. 165, dün yaptığımız en son sayfanın yanındaki sayfadır. Evet, ekranda gördüğünüz bu sayfayı eğer bulduysanız dersimize başlayabiliriz. Buradaki etkinliğimiz de dün yaptıklarımızla benzer aslında. Bize yine bazı toplananları eksik verdi. Yani toplama işlemindeki bazı yerler eksik. Biz o yerleri tamamlıyoruz. Gelin şimdi yaklaştıralım kitabımızı ve örneği inceleyelim. Daha sonra bir tane de birlikte yapalım. Önce bize verdiği yeri okuyalım. Yan yana veya alt alta iki sayıyı toplayarak daire içindeki sayıyı bulalım diyor bize. Yani bu gördüğünüz oblukların içindeki sayıların toplamları bu dairenin içindeki sayıya eşit olmalı. Bakın bize burada mesela 4 verdi. 4. 4 olmak için kaç daha ister? 4 zaten 4'tür değil mi? O yüzden 0 ister 4 olmak için. Bakın buraya 0'ı yazdı. Buna bakalım. Bu mouse'un olduğu yere bakın lütfen. Burada 3 verdi. 3'ü 4'e tamamlamamız isteniyor. 3, 4. Dedim kaç tane saydım? 1 tane saydım. O zaman buraya kitabımız 1 yazdı. Nasıl yaptığını anladığımıza göre hemen bakalım. Buradaki etkinliğe burada daire içindeki sayımız 9. Biz buradaki sayıları 9'u tamamlamalıyız. Şimdi alalım elimize kalemimizi ve başlayalım. Önce bunu yapalım. 1 verildi bize. 1 sayısını 9'u tamamlamak için kaç isterim? 1 dedim, kapattım. 1 aklımda. 1'den başlıyorum saymaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaç tane saydım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane saydım. O zaman buraya kaç yazıyorum? 8 yazıyorum. Evet, devam edelim. Bakın burada boşluk. Ve 4 verildi. 4'ü 9'a tamamlıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'u buldum ve durdum. Kaç tane saydım? 5 tane saydım. O zaman hemen buraya 5 yazıyorum. Evet. Evet. Burada şimdi bizden verilen sayıyı 9'u tamamlamamız isteniyor. Neydi verilen sayı? 3. O zaman şimdi hemen 3 sayısını 9'u tamamlayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dedim ve durdum. Kaç tane saydım? 6 tane saydım. O zaman buraya ne yazıyorum? 6 yazıyorum. Güzel. Şimdi devam edelim. Burada verilen sayı kaç? 7. 7'yi kaçı tamamlıyorduk? 9'a tamamlıyorduk değil mi? Evet, o zaman şimdi hemen 7 dedik. Durduk. 7, 8 ve 9. Kaç tane saydım? 2 tane saydım. O zaman buraya 2'yi yazıyorum. Nasıl yapacağımızı anladık mı? Güzel. Eğer anladıysak o zaman bu sayfayı hemen ödev olarak işaretliyoruz. Sayfanın en altına inelim ve sayfa 165'i ödev olarak işaretleyelim. Güzel. Evet çocuklar, ödevimizi işaretlediğimize göre şimdi hemen bakıyoruz bir sonraki sayfaya. Bir sonraki sayfamız sayfa 166. Evet, sayfa 166'dayız. Hemen sayfa 166'ya bakalım. Bize ne diyor açıklamada? Kayıp sayıyı bularak toplayalım. Bize bazı işlemler verildi ve bu işlemlerde bazı sayılar kaybolmuş. Evet, hadi gelin birlikte kayıp sayıları bulalım. Önce örneklere bakalım. Bize burada bir terazi verilmiş. Terazinin iki tarafı da eşit olmalıdır değil mi ki dengede dursun? Evet. O zaman iki tarafı birbirine eşitlememiz gerekiyor. Yani gelin örneklere bakalım. 4, 6 daha kaç yapar? 10 yapar değil mi? Bakın buraya 10'u yazdım. Buradaki 2'yi görmeyelim. Bu çünkü örnek olarak verilmiş bize. Bize burada 8 ve 1 kare verilmiş. 8'i o zaman biz kaça tamamlamalıyız ki eşit olsunlar? 10'a tamamlamalıyız değil mi? O zaman 8, 9, 10 dedim. 2 tane saydım. Ve buraya yazdım. Güzel. Devam edelim. Şimdi bu örneği yapalım. Bakın bu kez kare burada verildiği için bu tarafı topluyorum. 4, 4 daha kaç yapar? 8 yapar değil mi? Buraya 8'i yazdım.
Bulutta bize 5 verildi ve bir kare verildi. 5'i kaça tamamlamalıyız ki eşit olsun? 8'e tamamlamalıyız değil mi? O zaman 5, 6, 7, 8. Kaç tane? 3 tane. O zaman karenin içine 3 yazıyoruz. Kitabımız zaten yazmış. Ve baktıktan sonra birkaç tane birlikte yapalım. Anla yazımızı iyice ve devamını ödev olarak bırakalım. Evet. Şimdi bakın, kare bu tarafta verildiği için kare olmayan tarafı önce hesaplıyorum. 4 bir daha kaç yapardı? 5 yapardı. O zaman buraya 5'i yazıyorum. Yani burası karenin olduğu yer 5'e eşit olacak. Bize 3 verildi. 3'ü 5'e tamamlamak için kaç istedim? 3, 4, 5. Kaç tane saydım? 2 tane saydım. O zaman kareye 2 geliyor. Devam edelim. Bu kez yine kare bu tarafta verildi. O yüzden biz bu tarafa hesaplıyoruz. 0, 7 daha kaç yapar? 0 hiçbir şeydi değil mi? O zaman cevap değişmiyor. Sadece 7 yazıyoruz buraya. Evet. O zaman bu tarafı, karenin olduğu tarafı bizim 7'ye tamamlamamız gerekiyor. Bakın burada 6 verildi. 6, 7 dedim ve durdum. Kaç tane saydım? Bir tane saydım. O zaman karenin içine 2 getiriyorum. Anlaştık mı? Çok basit. Toplama hem de verilmeyeni bulma işlemi var burada. Biraz daha uzun sürebilir diğerlerinden ama çok eğlenceli bir işlem bence. Evet, nasıl yapacağımızı anlamadıysak eğer bana WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Eğer anladıysak sayfa 166'yı ödev olarak işaretliyoruz. Sayfa 166 ödev. Evet çocuklar, bugün yapacağımız son sayfa 167. Hemen bakalım 167'de bize ne diyor? Karşılıklı gelen sayılar birbirini ona tamamlayan sayılardır diyor. Gökkuşağına bakın sayılar verildi. Ve birbirine karşı karşıya gelen tüm sayılar birbirini ona tamamlıyormuş. Gelin birlikte kontrol edelim. Evet. Hemen aldım boyama ilimi. Bakın 5 ve 5 karşılıklı geliyor. 5 kaç eder? Orada değil mi? Evet, demek ki kitabımız bize doğru söylemiş. Hemen boyuyoruz. Bakalım. 4. 4 burada, 6 burada. 4, 6 daha kaç ederdi? 4. 5, 6, 7, 8, 9. O ne derdi değil mi? Evet, o zaman hemen bununla boyuyoruz. Tüm sayılar birbirine karşılıklı geliyor ve hepsinin toplamları 10 ediyor burada. O zaman ne yapıyorsunuz? Buradaki renkleri karşısına devam ettirerek toplama işlemleri yapıyorsunuz ve görüyorsunuz bakalım kitabımız doğru mu söylemiş bize, yanlış mı söylemiş. Daha sonra bunu tamamladıktan sonra geliyoruz aşağıya. Ve alttaki etkinlikleri yapıyoruz. Bakın ne sordu bize? Hangi sayıların toplamı 10 yapar? Yani buradaki eşitliğin yanındaki tüm sayılar 10 olmalı. Değil mi? Bakın buraya 10 yazıyorum. 10. Çünkü hepsinin toplamı 10 yapmalı burada. Bunların cevabı 10 olduğuna göre demek ki bilinmeyen buradakileri de bulabiliriz. Bize 2 verilmiş ve 10'a tamamlamamız isteniyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaç tane saydım? 8 tane saydım değil mi? O zaman buraya hemen 8 yazıyorum. Yine bu kez 3'ü 10'a tamamlıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaç tane saydım? 7 tane saydım. O zaman buraya 7 yazıyorum. Nasıl yapacağımızı anladık mı? Eğer anladıysak hemen en alta iniyoruz ve sayfa 167'yi de ödev olarak işaretliyoruz. Sayfa 167'de ödevimiz. Birazdan bir daha hayat bilgisi dersimiz var ve bu haftalık ödevlerimiz bu kadar olacak. Hayat bilgisi dersinde görüşürüz.